أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Zuhruf suresi 4. sayfada beraberiz. Ve li için demek. Buyuti evleri için. Li ardındaki ismi sonraki ismi şekilde iyiliği yapıyor. Ti şekilde. Burası da hum onların derken onların evi. Burası ti olduğu için burası da hum yerine hime dönüşmüş. Ve li buyutihim onların evleri için ebveben kapılar ve sururan koltuklar aleyhe üzerinde yettekiun yettekuune yaslanmak anlamında. Burada sururan yettekiune aleyhe şeklinde normal Arapçada denilebilir. Yani üzerinde yaslanacakları koltuklar şeklinde. Daha önceki ayetten yapardık, kılardık diye tamamlamak mümkün. Bir önceki sayfanın son ayetinde. Ve zuhrufe, zuhruf altın ziynetler veyahut farklı süsler. Ve inin anlamı normalde sağsa demek. Daha çok o anlamda kullanılıyor. Ancak vurgu için kullanılıyor. İn kullun burada vurgu için kullanılıyor. İn kullun hepsi zelike bunun hepsi lemme. Buradaki in lemme şeklinde bir vurgu ifadesi. Ve in kullu lemme zelike bunun tamamı, bütün bunlar meta'u, metası, faydalanması, meta'ul hayati dünya, dünya hayatının faydalanmasıdır. Ya da dünya hayatının menfaatinden başka bir şey değildir. Şekli çevirmek de mümkün. Vel ahiretu, ahiretu ahiret, inde, yanında, katında, inde rabbike, Rabbi, burası indeden dolayı Rabbi oluyor. Ke senin, inde rabbike, Rabbinin katında ahiret li için lil müttekin müttekiler içindir. Yani takva sahipleri Allah'tan layıkıyla sakınan kimseler içindir. Ve men anlamı en kimse veyahut kimsase şeklinde çevriliyor. Ve men ya'şu normalde burada eğer men olmasa bir vav olması lazım. Men o vavı düşürüyor. Yani ve men ya'şu normalde benden sonraki fiiller bu anlamda yani an en kimse anlamında cezim oluyor. Ancak burada cezimli olmamış. Onun da sebebi sondaki vavın düşüşüydü. Ve men ya'şu her kim görmezlikten gelir. Yüz çevirirse an la beraber yüz çevirirse zikri Rahman, Rahman'ın zikrinden, onu anmaktan her kim yüz çevirirse nukayit ona yoldaş kılarız. Yani musallat ederiz. Lehu şeytanen şeytanı ona musallat ederiz. Ve bunun ardından huve o lehu onun için karin. O onun arkadaşı olur. O onun için arkadaş olur. Ve innehum şüphesiz onlar buradaki ifade le yesuddunehum le elbette anlamda yesuddunehum yesuddunehum an la beraber kullandığında alıkoymak yani sebili yoldan onları alıkoyar. Şüphesiz onlar yani ve innehum şüphesiz onlar o şeytanlar ve yesuddunehum onları bu da Allah'tan yüz çeviren kimseler. Hani sebebi yoldan alıkoyarlar.
ve buradaki ve'yi ancak diye çevirmek mümkün. Yehsebune zannederler. Ennehum burada enne anlamsal olarak dığını dini anlamında. Onların yani onlar kendilerinin muhtedun hidayete erdirilmiş kimseler olduklarını anlamına buradaki dıklarını anlamına ennehum enne veriyor. Hatta nihayet ize dığında değildi. CE geldiğinde ne bize geldiğinde gale der. Bu ize dığında dininde anlamında şurası gördüğümüz gibi geçmiş zamanmış gibi görünüyor. Ancak çevirirken der şeklinde çevirir. İze CN bize geldiğinde gale der. Normalde gale anlamı dedi şeklinde. Ya leyte keşke beyni benim aramda ve beyneke senin aranda. Burada beyni ve beyneke ifadesi benimle senin aranda. Bu'de uzaklık. Bu'del meşrikayni iki doğunun uzaklığı olsaydı. Buradaki meşrikayni iki doğu. Tabii bu doğu ile batı şeklinde çevirmek mümkün. Bu'del meşrikayni doğu ile batının arası kadar uzaklık olsaydı. Fe'nin birçok anlamı var. Artık şeklinde bi ise ne kötü, bi sel karim. O ne kötü bir arkadaş, ne kötü bir yoldaşmış. Velen geleceğe dair bir şeyin asla olmayacağını anlatmak için kullanılıyor. Ve ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. Normalde yenfe'u olacak yani şurası. Lenden dolayı yenfe'a şeklinde oluyor. Yenfe'a fayda vermek. Yenfe'ukumul yevme. Size fayda vermeyecek. El yevme bugün. İz normalde anlam olarak hani hatırla gibi o şekilde kullanılıyor. Buradaki anlamı çünkü şeklinde. İz zalemtum. Siz çünkü zulmettiniz. Ennekum ve siz muhakkak siz. Bu enne genel anlamda dığını din anlamında kullanılıyor. Ancak burada muhakkak bir vurgu, tehdit ifadesi olarak kullanılıyor. Ennekum siz fil azabi azapta fi dade fil azabi azapta müşterikun ortaksınız. Siz azapta ortak olan kimselersiniz. Bu ifade günlük hayatta şu şekilde müşterikune fil azab şeklinde denilebilir. Tabi Kur'an-ı Kerim olduğu için değiştirilebilir. Mami sorusu, evet hayır sorusu. Fe öyleyse ente sen tusmi'u. Tusmi'u sen işittirirsin anlamında. Burada tek başına. Tabi ente ile vurgu yapılıyor. Sen işittirir soru olduğu için işittirir misin? Es-summe. Summe sağır kimseye. Sen mi işittireceksin? Bu acak edecek şeklinde çevirmek de mümkün. Normalde geniş zaman. Ancak gelecek zamanmış gibi çevirmek de mümkün. Evet. Yoksa tehdil doğru yola ulaştıracaksın. Tehdil umye kör olanı, kör kimseyi sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Ve men ve en kimse kâne. Kâne tek başına dığdığı anlamda. Men kâne olan kimse. Fi dade dalalim mubin. Açık bir sapkınlıkta olan kimseyi sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Burada görmeyen ve açık bir sapkınlıkta olan kimse. Yani kör olan ve açık bir sapkınlıkta olan kimse şeklinde çevirmek mümkün. Bu dalel-i mubin derken burada bir sıfat tanımlaması söz konusu. Dalel isim sapkınlık anlamda. Mubin ise açık anlamda bir sıfat. Ve sıfat Arapçada isimden sonra geliyor ve ismin harekesini alıyor. Bakınız bu fiilden dolayı şurası dalelin diye yapıyor. Yani in oluyor. Mubin de aynı şekilde burası lin olduğu için burası da mubinin şeklinde yapıyor. Ve yine artık imme. İmme anlam olarak dığında, dinde şeklinde kullanılıyor. Ya da sase gibi. İmme
mezhebenle, immen ardındaki fiiller genel anlamda şu şekilde kullanılır. Mezhebenle bir gidermek anlamda, yok etmek. Mezhebenle bir ke seni giderirsek, yani götürürsek, burada vefat ettirirsek anlamında. İmmenin devamı fe ile devam ediyor. İnne şüphesiz biz minhum. Buradaki minhum şu şekilde muntakimune min şekilde, yani intikam almak anlamında. Minhum onlardan biz intikam alıcı kimseleriz. İntikam alacağız. Veyahut nuriyenneke buradaki göstermek anlamında nuriyenne. Tabi normalde nuri nuri ancak şu şekilde tekit yani vurgulu yapıyor. Nuriyenneke gösterir. Ellezi anen veyahut dıktık anlamında. Burada ve'adne vaat ettiğimiz, burada ettiğimiz anlamı ellezi'den geliyor. Ve'adnehum onlara vaat ettiğimiz vaat ettiğimizi sana gösteririz. Fe biz inne ya yani bu inne şüphesiz biz aleyhim onlar üzerine muktedirun onlar üzerine güç yetiren kimseler. Buradaki fe'yi de çünkü diye almak mümkün. Yani çünkü biz onlar üzerine güç yetiren kimseler. Bu muktedirune ale yani Arapçada bazı ifadeler ardında bazı kelimeleri alıyor. Mesela bir şeye güç yetirmek derken bu ale ile kullanılır. Bir şeyden intikam almak derken min ile kullanılır. Mesela muntakimune min şeklinde. Evet. Fe öyleyse burası istemsik. Sımsıkı tut. Sarıl. Billezi. Bu istemsik. Bi ile beraber bir şeye sarılmak. Ellezi an. Uhiye. Uhiye vahyedildi demek tek başına. Tabi ellezi uhiye vahyedilen ileyke. Sana vahyedilen şeye tutun, sımsıkı tutun. İnneke şüphesiz sen ale üzerine sıratın yol müstakim doğru bir yol üzerinesin. Burada da yine bir sıfat tamlaması söz konusu. Müstakim doğru anlamına gelen bir sıfat. Sırat ise yol demek. Sıratın şurada ale'den dolayı inli olunca müstakimin müstakimden sonra da inli bitiyor. Ve innehu şüphesiz o le zikrun le elbette bir vurgu bir tekit ifadesi zikrun bir öğüt leke senin için normalde li ancak bu kişi yani bu zamirle beraber nesne zamiriyle beraber leke yani senin için şeklinde li yerine le'ye dönüşüyor. Ve li kavmike. Bakın burada li. Ve ardındaki ismin sonraki ismi iyiliği yapıyor. Ve li kavmi derken şurası. Kavmi ke. Senin kavmin için bir öğüttür. Ve sevfe. Buradaki sevfe acek ecek anlamında. Tus elun. Tus elun size tek başına sorulur. Ancak sevfe olunca sorulacaksınız. Bundan hesaba çekileceksiniz diye çevirmek mümkün. Vesel sor men anen veyahut dediği kimse erselne gönderdiğimiz kimselere. Burada erselne tek başına gönderdik. Men erselne olunca gönderdiğimiz min danden min gablike senden önceki öncekine min rusulne resullerimizden senden önce gönderdiklerimize gönderdiğimiz kimselere sor. Yine minden dolayı burası rusuline şeklinde değişiyor. Mimi soru cealne kılmak, yapmak anlamında. Cealne min duni yerine demek. Min duni rahmani, rahmanın yerine veyahut rahmandan başka elihaten ilahlar yapmış mıyız? İlahlar kılmış mıyız? Yu'bedun yani ibadet edilecek ilahlar kılmış mıyız, yapmış mıyız? Yani ilah edin, ibadet edilecek
Yalnızca Rahman'dır. Rahman da Allah'ın kendisidir anlamında. Evet. Velakat andolsun şüphesiz. Erselne gönderdik. Musa'yı gönderdik. Bi ile demek. Ardındaki ismi, sonraki ismi ile yapıyor. Bi eye ti şekilde. Bi eye tine ne bizi anlamına geliyor. Ayetlerimizle Musa'yı gönderdik. Buradaki uzatma, normalde biz bunu sadece ne şeklinde de görebiliriz. Ancak kendisi uzatmalı ve elifle devam ediyorsa bu şu şekilde dört elif miktarı uzatılıyor. Yani bu uzatmanın sebebi bu. Bunu Kur'an-ı Kerim'de sık sık görmeniz mümkün ve genel anlamda elif veyahut hemze geliyor hemen ardında. İle firavune, firavuna gönderdik. Normalde ile kelimesi ardındaki ismin sonraki ismi iyi yapıyor ancak firavune Arapça bir kelime olmadığı için çekimi olmuyor. Evet ve meleği, bakınız meleği ifadesi hemen ardında ile olmuş. Meleği normalde şurası da hu olacakken burası iyi olduğu için bu da iyidir. Yani önde gelen adamlarına Musa'yı delillerimizle gönderdik. Ve bunun ardından gale dedi, inni şüphesiz ben Resulü, elçisiyim, Resulüyüm, Rabbil alemin, alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Ve bunun ardından dığında anlamında ceehum geldiğinde bir buradaki bir gördüğümüz zaman getirdiğinde şeklinde. Felemme ce onlara bir ayetlerimizi getirdiğinde delillerimizi getirdiğinde izehum bir de bakmışsın ki buradaki ize normalde dığında anlamda ancak izen ardından hemen şöyle hum geldi vakit veyahut huve geldi vakit bir de bakmışsın ki şeklinde çeviriyor. Minhe buradaki min şu yedhakune yani bir şeye gülmek derken bu şekilde kullanılıyor. Yedhakune minha yani şuradaki he de ayetlerin yerine yani onlara anlamında bir de bakmışsın onlara gülüyorlar ya da onlara gülmüşler, gülüvermişler şeklinde çevirmek mümkün. Burayı toparlayacak olduğumuzda onlara mucizelerimizi getirdiğinde o vakit onlara gülüverdiler şeklinde çevirmek mümkün. Rabbim yapmış olduğumuz hataları affetsin. Sadakallahu azim.